Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP iktidarının terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı 3 kez serbest bırakma teşebbüsünde bulunduğunu söyledi ve bu girişimler muhalefetin tepkisiyle engellendi dedi. Apo serbestliği Sayın Kılıçdaroğlu'nu gösteren bir yazı. Ben şimdi diyorum ki bu afiş olarak sokaklara afiş olarak sokaklara dağıtıldı. Evet. Sahte afişlerle yapıştırıldı. Evet. Şimdi ben bunu soruyorum, bakın. Bizim milletimiz bunu dinlesin. Şimdi bu sahte. Ve bu bilerek yapıldı. Ben hatta bu afişler asıldığı, o videolar gösterildiği gün de tam cuma günüydü. Dedim ki acaba bunlar ne yaptığı şeyde cuma namazında. Şimdi muhafazakar görüntüdeler ya, ne yaptılar? Ya çok güzel sahte afiş yaptık. Bir başkasını bu şekilde karaladık. Allah'ım affet mi dediler acaba? Çünkü bu kul hakkına giriyor. Böyle bir afiş yok. Nasıl yaydınız bunu vicdansız bir şekilde? Veya olmayan video görüntülerini nasıl yayınladınız bu şekilde? Üstelik devletin televizyonunda yayınladınız. Seçim çalışmaları boyunca Cumhur İttifakı bileşenlerinin Millet İttifakı'na yönelik sahte afiş ve videolarla terörle işbirliği içinde gösterilmeye çalışılmasına Mansur Yavaş'ın tepkisi sürüyor. Açılım döneminde işte biliyorsunuz her yerde ne mutlu Türk'üm diyene lafları ortadan kalktı. Andımız yasaklandı. Ben gelir gelmez hemen TC'ye tabelasının yerine astım. Erdoğan seçimlerin ilk turunda muhalefeti terörle ilişkili göstererek bu konuda suçlamalar yöneltmiş, montajlanan görüntüleri sık sık mitinglerinde izletmişti. AK Parti 3 defa Öcalan'ı çıkartma teşebbüsüne bulundu. Kamuoyu bunları çok bilmiyor. 3 kez. Birisi 2003 yılında, 7 Temmuz 2003 yılında topluma kazandırma kanun tasarısıyla bunu denediler. Amerika'nın isteği üzerine 5000'e aşkın PKK ve KADEK teröristi konuşlandı diyor. Biz konuyu inceledik, baktık. Irak'ı da kontrol altına aldık. Güzel bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bunlar bizim başımıza iş açabilir. Siz gelin bunları alın, bunları bir affediverin. Toplumsal barış adına affediverin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. AKP'nin 3 defa Öcalan'ın çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Orada bir kağıtta imza var ve onu... Recep Tayyip Erdoğan, evet. Başbakan o zaman. Altında da bakın şunu da göstereyim. Şurada bakalım. Öcalan'ı etkin pişmanlıktan evet. Yararlandırmak mı istedi? Evet, onun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili itiraz ediyor. Diyor ki Orhan Eraslan, kanunda bu maddeyi geri çektiler. Tekrar 2013 yılında bir daha geliyor. Bunda da Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri şiddetli şekilde siz Öcalan'ı çıkarmak istiyorsunuz deyince bu kanun tasarlanındaki o terör örgütünün kurucusu hükmü geri çıkarılmış. Yavaş, Erdoğan'ın PKK düşman değil, PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim, sıkıntısı olan bana söylesin sözlerinin yer aldığı gazete manşetlerini de gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken şöyle bir açıklaması var. Ben bizzat gönderdim, isteyen bana ne diyecekse benden sorsun diye bir şeyi var. Demek ki görüşülüyor, uzun zamandır görüşülüyor. Başka emareler de var. Onları da ben söyleyeceğim. Ama efendim, orayı bir daha ne yazıyor tekrar bir? PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin diyor. O zaman başbakan. Bir de 15 Ekim 2008 tarihli bir gazete küpürü var yukarıda. O zaman da yine açılımlarla ilgili PKK düşmanımız değil. O bizi düşman olarak görüyor ama biz onu düşman olarak görmüyoruz diyor. Bunun videosu da şeyde var, televizyonda, YouTube'da, her yerde var. Biraz samimi olmak lazım. Yavaş bu konuda Erdoğan'ın imzasının yer aldığı kanun tekliflerini de belgeleriyle anlattı. 2006 tarihinde bir kanun teklifi veriyorlar. Yine Bakanlar Kurulu kararıyla kanun taslağı burada göstereyim. 18.4.2006-1923 sayıyla kamera çıkar bunu göstereyim. Bunun bir maddesi var. Bunun bir maddesinde, maddenin diyor 3. fıkrasında diyor, maddenin son fıkrasında suç işlemek için örgüt kırma suçuna ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinin terör örgütünün kurucusu
yöneticisi veya üyeleri hakkında da uygulanabileceği kabul edilmiştir. Böylece terör örgütleriyle ilgili zaman zaman pişmanlık yasası adıyla özel kanuni düzenlemeler yapılmasına duyulan ihtiyaç karşılanmış olmaktadır. Ancak bu hükme göre terör örgütünün kurucusu, yöneticisi ve üyesi konumunda olan kişi etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecektir. Terör örgütünün kurucuları değil, kurucusu. Terör örgütünün kurucusu bir tanedir. Şunlar da kanun teklifi verenler imzaları. Milletvekillerini. Evet, milletvekilleri. Recep Tayyip Bakanlar Kurulu, pardon, Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu kararı. Bakanlar Kurulu. Herhalde kamera evet. Tam göremedi. Bir evet. Kez daha. Bakanlar Kurulu tam kararı. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül diyerek devam ediyor. Mehmet Ali Şahin, Beşir Atalay öyle gidiyor. Öte yandan İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise Mansur Yavaş'ın belgelerine hukuki bir dayanağı yok dedi. İsteyen bana ne diyecekse benden sorsun diye bir şey var. Ya işte bunları unutmamak lazım. AKP'li Ensarioğlu da demişti bu arada. İktidar PKK ile sürekli görüşüyor demişti. Ama işte ne oluyor ondan sonra? Millet İttifakı terörle kol kola yürüyor şeklinde bir propaganda yapılıyor. O propagandaya sahte montajlanmış videolar da eşlik edebiliyor. Sahte broşürler de eşlik edebiliyor. Her yol mübah Cumhur İttifakı açısından bakıldığında. Ve bu sahte broşürler ilk turdan önce dağıtılırken suçüstü yapıldı. Gözaltına alındı bu kişiler. Gerçi sonra tabii ki serbest bırakıldılar ama belli ki bu yoldan dönülmeyecek. Doğru yaptıklarına, iyi yaptıklarına inanıyorlar. İşe yaradığını da gördüler. Çünkü bu kez yine bu sahte afiş meselesi gündemde. AKP'li Nevşehir Belediyesi belediye işçilerine afişler astırdı. Afişler bunlar. Şimdi baktığımız zaman ilk bakışta Millet İttifakı'nın kampanya şablonuna benziyor ama değil. Selahattin Demirtaş serbest kalacak, YPG terör örgütü değildir gibi yazılar asıldı Millet İttifakı'nın ağzından AKP'li belediye tarafından. Milli ve yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi? Haydi birlikte sandığa. Haydi. Bak bu çok önemli. Oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin. İlk turda muhalefet aleyhine sahte broşürler dağıtan, montajlı videolarla muhalefeti terörle işbirliği yapmakla suçlayan iktidar, ikinci turda da geleneği bozmadı. Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor, haydi diyor, o da haydi diyor. Bununkini nereye koyacaksın, bizimkini nereye koyacaksın? Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama vatanını seviyorsan karar ver. Milliyetçi seçmeni manipüle etmeyi amaçlayan iktidarın montaj siyasetinin adresi bu defa Nevşehir oldu. Devletin valisini aradım. Dedim ki buraya algı yapılıyor. Devletin polisi burada bunları bekliyor. Biz de kralım da Hizbullah mı yazalım buraya? Bakın bizim için yerler terörde değildir diyor. Bakın öbür tarafta da var. Devletin valisini göreve çağırdım. Israrla adı yanıltıyorlar. Yaptıkları iş doğru değil. PKK onların ta kendisi. AKP'li Nevşehir Belediyesi panolara YPG terör örgütü değildir yazısının yer aldığı afişler astı. Afişin hemen yanında bir karekod yer aldı. AKP'li belediyenin o afişleri belediye işçilerine astırırken görüntüleri ortaya çıktı. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır o görüntülere Halk TV canlı yayında tepki gösterdi. Valiyi aradım. Kaldıracağım dedi, kaldırmadı. Hala kaldıracağım diyor, kaldırmıyor. Bakın polisler orada bekliyor. Bakın polislere beklettiriyorlar burayı. Bakın. Derhal bunun kalkması lazım. Derhal. Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada. Sevgili gençler, montaj ve iftiralar her yerde. Mesajımı yaymam için bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın, her yerde anlatın. Vatanını seven sandığa gelsin. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gelen tepkiler üzerine topu ilçe seçim kuruluna attı. Nevşehir merkezdeki tüm siyasi parti açık hava reklam çalışmaları uygulama işlemleri Turizm ve Spor AŞ bünyesindeki açık hava reklam işletmeciliği personeli tarafından uygulanmaktadır. Bahse konu işlemler ve afişlerle ilgili olarak ilçe seçim kurulu yetkilidir ve olası itirazlar ancak bu kurula yapılabilecektir. Milli ve yerli olan vatandaşım bunlara oy verir mi?
birlikte sandığa. Haydi. Bak, bu çok önemli. Haydi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu montaj siyasetini Twitter'dan paylaştığı video ile cevap verdi. Bu namertliğe karşı birlikte mücadele vermeliyiz dedi. Bir iletişimci gözüyle bu noktalar çok konuşulmadı. Hep iktidarın bu saldırılarına yanıt verilme ihtiyacı duruyor.